Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere tefsir okumaları dersimizin ikinci dönem 1. sınav soruların cevaplarını yapacağız. Önce sizlere sorularımızın pdf'ini açıyoruz. Sizler ekranı durdurup bu sorularımıza cevap verin. Devamında videomuzun doğru cevapları beraber yapacağız. Birinci sorumuz Hz. İsa Aleyhisselam'a hangi özelliğinden dolayı kelime denilmiştir? İkinci sorumuz Ulul Emr ne demektir? Ulul Emr'e niçin itaat edilir? 3. sorumuz da İsrailoğullarına niçin Allah tarafından ağır yasaklamalar konulmuştur? Dördüncü sorumuz dinde zorlama niçin yoktur? Beşte ise tağut ne demektir? Niçin reddedilmelidir? Sorularımıza cevap isteniyor. Altıncı sorumuz Yasin suresinde çürümüş kemikleri kim diriltecek sorusuna nasıl cevap verilmiştir? Yedinci sorumuz Alimler Haş suresinin son ayetini yaratmakla ilgili olarak Yer alan halık, bari ve musavvir isimleri arasındaki mana farkını nasıl belirtmişlerdir? 8. sorumuzda gayb ve gayba iman hakkında bilgi veriniz. 9. sorumuz yukarıdaki ayeti açıklayınız. De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar ilave etsek denizlere deniz katsak Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. Bu ayeti açıklayacaksınız. Son sorumda yine yukarıdaki ayetin sebebi nüzulu hakkında bilgi vereceğiz. İnsan bizim kendisini nutfeden yani meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apacık bir düşman kesilmiştir? Sizler ekranı durdurup bu sorularımıza doğru cevaplarınızı verin. Şimdi bizler doğru cevapları sizlerle verelim ve karşılaştıralım. Birinci sorumuzda Hazreti İsa'yı hangi özelliğinden dolayı kelime denilmiştir diye sormuştuk. Ayette geçen Allah'ın kelimeleri ifadesiyle Allah'ın harikulade, eşsiz, benzersiz yarattığı tüm varlıkların kastedildiği söylenir. Nitekim Allahü Teala Hazreti İsa'ya kelime adını vermiştir. Çünkü babasız meydana geldiği için o harikulade bir iştir. Yani bir mucizedir. O yüzden Allah'ın kelimesi kullanılmıştır. İkinci sorumuz da Ulul emr ne demektir? Ulul emre niçin itaat edilir? Ulul emr bu kelime sözlükte emir sahipleri anlamına gelir. Emir kelimesi iş ve buyurma anlamlarını içerdiğinden ulul emr hem yetkili hem de görevli kimselerdir. Devlet başkanı, yöneticiler, komutanlar, alimler, aile reisleri ulul emridir. Dolayısıyla ulul emre itaat etmek, peygambere itaat etmeye tabi olarak emredilmiştir. Bu da ulul emrin itaat yükümlülüğü bakımından Allah ve Resulü gibi olmadıklarına, emirleri Allah ve Resulü'nün emirlerine, yasaklarına, talimatlarına uygun oldukça kendilerine itaat edileceğine işaret edilir. Ulul kendisine itaat edilmesi için müminlerden olması gerekir. Ulul itaatin gerekli olması, onların Müslüman olması, Allah'a ve Resulüne itaat etmesi şartlarına bağlanmıştır. Bu şartları yerine getiren ulul itaat etmek her Müslüman için dini bir zorunluluktur. Üçüncü sorumuz, İsrailoğullarına niçin Allah tarafından ağır yasaklamalar konulmuştur? İsrailoğullarının işledikleri günahlar karşılığında Allah tarafından kendilerine konulan yasaklamalar oldukça ağırdır. Çünkü çok günah işlemişler, hala da işleme devam ediyorlar. Mesela, bir elbiseye idrar bulaşmış ise o yeri kesmek gerekiyordu. Hatta yapan organın kesilmesi, yenilecek etteki damarların bulunup çıkartılması şarttı. Cumartesi günü çalışılamazdı tövbe ve pişmanlığın kabul edilmesinin kendilerini öldürmeleri gerekiyordu. Hz. Peygamber tebliğ ettiği yeni dinle kendisine inanan İsrailoğullarını tüm bu sorumluluklardan, meşakkat işlerden ve esaret zincirlerinden kurtarmıştır. Beşinci sorumuz, la ikrahı fit yani dinde zorlama niçin yoktur? İslamiyet evrensel tüm insanlığın dinidir, fıtrata uygundur. Hayatın anlamını ve varoluş gayesini açıklar inançla başlar, kalplere tesir eder, ruhu doyurur ve amellerle yaşanır. Son din İslam. Kişinin yaratıcıyla ve toplumla olan münasebetlerini düzenler, bundan dolayı insanlar da kendi iradeleriyle severek İslam dinini kabul edip yaşarlar ya da yaşamalılar. Çünkü insanı yaratan Allah, onun ihtiyacına uygun olan ve kolaylıkla yaşayabileceği bir dini göndermiştir İslam dinini. Bu dinin insana dünya ve ahirette mutluluk getireceğini belirtmiş, başka dinlerin doğru olmadığını ve insanı kurtaramayacağını bildirmiş. Ancak din seçiminde kararı insanın cüz'i iradesini bırakmıştır. Yani zorlama yok. Çünkü imanın öncelikli şartı kalp ile tasdik etmektir. Kalbe baskıyla iman yerleştirilemeyeceği için zor kullanmak İslam'ın kabul ettiği bir yöntem değildir. İnanmadan zorla yapılan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Mesela Peygamberimiz amca Sebu Talib'e Stan anlatmış ve son anında bile kelime şahit getirmesini istemiş ancak o kabul etmemiştir. Zorlama dini seçme aşamasında yoktur. Tagut ne demektir? Niçin reddedilmelidir? Tagut tuğyan kelimesinden türüyor. Haddi aşan, azgın, zorba, şeytan, sihirbaz, kahin, Allah'ı isyan ederek insanların tek hakimi ve sahip olduğunu iddia eden ve onları kendine kulluk yapmaya zorlayan kimse veya kurum gibi anlamlara geliyor Tagut. Yüce Allah Müslüman olan kulunun önce kalben ve zihnen arınmasını, sağlam bir inanca sahip olmasını, ardından da salih amellerle İslam dinini yaşamasını ister. Bu yüzden tağut her Müslüman tarafından iyice bilinmeli, hem kalple hem de söz ve davranışlarla reddedilmelidir. Allah kalpte olan tüm gizlilikleri ortaya çıkaran, her şeyi en güzel şekilde işten ve bilendir. Allah'a karşı tanrılıklarını ilan eden ve burada halkına baskı yapan krallar, firavunlar, nemrutlar Anlamlarında yine tağut kullanılmıştır ve reddedilmelidir. Kur'an'ın kalbi Yasin suresi biliyorsunuz. Yasin suresinde çürümüş kemikleri kim diriltecek sorusuna nasıl cevap verilmiştir? İnkarcı ölen bir insanın tekrar dünyaya gelemeyeceği konusunda çürümüş kemikleri örnek vererek bu kemiklerin tekrar eski haline dönmesinin imkansız olacağını iddia ediyor. Kendisinin varlığı apaçık bir mucizedir. Yoktan var olmuş. Yaratıcıyı çürümüş kemiklerle sorguya çekmek ancak zavallı birisinin yapabileceği bir şeydir. Yüce Allah soruya tafsilatlı cevap vermeye gerek görmüyor. Cevap gayet kısa ve etkileyici. Onları hiçbir şey yokken var eden, eksiksiz ve benzersiz yaratan tekrar diriltecektir. Bir şeyi sıfırdan bu şekilde yaratmak mı daha zor yoksa var olan bir şeyi yeniden yaratmak mı? Herhangi bir şeyi ilk kez yapanın ikinci kez de yapabileceği bilinen bir gerçektir asıl tuhaf olan bunun olamayacağını iddia etmektir. Üstelik bu her türlü yaratmayı tüm inceliklerine kadar bilen ve kusursuz yaratan Allah için elbette çok kolaydır. Allah kün feye kün bir şey ol der o da hemen verir. Yedinci sorumuz alimler Haşr suresinin son ayetinde yaratmakla ilgili olarak yer alan Halik, Bari ve Musavir isimler arasındaki mana farkını nasıl belirtmişlerdir? Halik yaratılacak şeyin bütün ayrıntılarını bilip takdir eden yani bir anlamda projelendiren, bari onu fiile meydana getiren, musavvir ise kendine has özelliklerini veren Allah'ın isimleri. Dokuzun soru, gayb ve gaybe iman hakkında bilgi veriniz. Gayb neydi? Gözle görülmeyen, gizli, hazırda olmayan, gelecek zaman içinde meydana gelecek olaylar, cennet, cehennem, hesap günü gibi, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen alemdir kayıp. Gayb. Kaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Gaybe iman etmek ve tüm anlamlarıyla gayb bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu inanmak imanın temelidir. Allah'a inanmak bizzat görülemeyene gaybe inanmaktır. Çünkü insana göre Yüce Allah'ın zatı bir gayiptir. Ahiret günü inanmak da aynı şekilde görülmeyene gaybe inanmaktır. Meleklere iman da bir gayiptir. Çünkü insan Yüce Allah'ın melekler hakkında bildiklerinden başka bir şey bilemez. Kaza ve kader de insan için bir gayiptir. Dolayısıyla İman işte burada devreye girer. Gaybe iman, Allah'a imandır. Dokuzun sorumuz. Yukarıdaki ayeti açıklayınız. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, yani denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. Kehf Suresi 109. Ayet. Bu örnekte Allah'ın sonsuz ilmiyle, sonlu maddeler insanları ikna edici olması yönüyle karşılaştırılıyor. Allah'ın ilmi sonsuz. Ancak denizdeki suların bir sonu var. Bir miktarı var. Onu da Allah bilir. Yoksa bu ağaç ve deniz daha çok olursa Allah'ın sözleri biter anlamına gelmez. Son sorumuzda insan bizim kendisini nutfeden yani meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Yasin suresi 77. ayetimiz. Bu ayetin nüzul sebebi hakkında bilgi veriniz. Müfessirlere göre bu ayet Übey bin Halef hakkında indiriliyor. Übey çürümüş bir kemik getirip onu üfle, ufalayarak Resulullah'ın yüzüne doğru üfledi ve alay ederek şöyle dedi. Ey Muhammed! Biz bu şekilde toz haline gelmiş kemikler olduktan sonra Allah'ın bizi dirilteceğini mi iddia ediyorsun? Peygamberimiz ona, evet. Allah seni diriltecek ve ateşe sokacak. Bu olay üzerine ayet-i kerime indirilmiş ve gerekli cevap verilmiştir. Razi'nin belirttiği üzere önemli olan özel sebep ne olursa olsun sözün genelinden çıkan manadır ki bu da Allah'ın kudretini ve haşrı inkar eden zihniyeti mahkum etmiştir. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızdan tefsir okumalar dersimizin konu anlatımlarını izleyerek sınavlarınızda çalışabilirsiniz diyor. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.